İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kars Belediyesi'nin borçlarının yazılı olduğu liste belediyenin Ermeni binasına asıldı. Cevahkın Damala köyünde Armat Mühendislik Laboratuvarı açıldı. İki Ermeni heyetinin katılımıyla Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Merkezi'nin toplantı tatbikatı gerçekleşti. Fransa Devlet Başkanı ile Suriye Demokratik Güçleri heyeti arasındaki toplantı Ankara'nın öfkesine neden oldu. Suriye'nin Halep ve Lazkiye bölgelerine saldırılar düzenlendi. Beyrut'ta bir caddeye Ermeni mimar Martiros Altunyan'ın adı verildi. Bugün Uluslararası Dünya Günü. Batı Ermenistan'ın Kars Belediyesi'nin borçlarının yazılı olduğu liste belediyenin Ermeni binasına asıldı. Listede belediyenin 338 milyon 380 bin lira borcu olduğu görüldü. Halkların Demokratik Partisi tarafından MHP'den alınan Kars Belediyesi'nin borçlarının listesi Ermenilerden kalma belediyenin binasına asıldı. Kars Belediyesi'nin mevcut durumunu Kars halkıyla paylaşan belediye eş başkanları Şevin Alaca ve Ayhan Bilge'nin astırdığı listede belediyenin borcu, ekipmanı ve personel sayısına dair bilgilere yer verildi. Kamuoyunun bilgisine sunulan verilere göre Kars Belediyesi'nin mevcut durumu şöyle. Toplam borç 338 milyon 380 bin, toplam araç 102, arızalı araç 39, hacizli araç 7, kadrolu sözleşmeli personel sayısı 197, şirket personeli 650. Gürcistan'da 3. Armat Mühendislik Laboratuvarı Aspintza Belediyesi'ne bağlı Ermeni Damala Köyü'nde 20 Nisan'da açıldı. Mühendislik Laboratuvarı'nın açılması Cavahiti Vakfı'nın desteğiyle mümkün oldu. Açılış töreninde Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gürcistan Büyükelçisi Ruben Sadoyan, Gürcistan Milletvekilleri Henzel Mikoyan, Samvel Manukyan, Giyago Gadze, Cavahka Destek Vakfı temsilcisi Sos Sahakyan, Genel Müdür Samvel Mikoyan, Yeni Mühendislik Teknoloji Laboratuvarı Müdürü Setrak Vardanyan ve diğer konuklar hazır bulundu. Açılış konuşmasında Sos Sahakyan, çocukların eğitimi yolunda yeni bir fırsat yaratıldığı için tüm konukları ve köylüleri kutladı. 265'ten fazla mühendislik laboratuvarının farklı yerlerde faaliyette olduğunu belirtelim. İlk Armat geçen yıl Haziran ayında Cavah bölgesinin Ahalkalak şehrinde, Gürcistan'da 2. Armat Mühendislik Laboratuvarı'nın Ninotminda Belediyesi'nin Heştia köyündeki resmi açılışı bu yılın Şubat ayında gerçekleşmişti. Damala'da açılan bu Armat Laboratuvarı ise üçüncüsü oldu. İki Ermeni Cumhuriyetleri savunma alanında var olan işbirliği programı çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, Bölge İdaresi ve Kalkınma Bakanı Süren Papikyan, Yerevan Belediye Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin valileri, Savunma Bakanlığı'nın ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmaylığı temsilcilerinden oluşan heyet, 19 Nisan'da Artsakh Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre ziyaret sırasında 20 Nisan'da iki Ermeni devletleri arasında sivil sistemin eğitim ve hazırlanışı, savunma alanında tecrübe değişimi ve etkileşimi çerçevesinde toplantı tatbikatı gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında iki Ermeni devletlerinin askeri departman başkanları ayrıca askeri teçhizat üreten fabrikaları da ziyaret etti. Türkiye, terörist olarak nitelendirdiği Suriye Demokratik Güçleri heyetini Paris'te Elize Sarayı'nda kabul ederek ona yasallık tanıdığı için Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'u kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada Fransa Devlet Başkanı'nın terörist grubuna yapay bir şekilde meşruiyet hakkı tanımak istediğini söyledi. Toplantıda Macron, İnsani ihtiyaçlar ve Suriye'deki sivil nüfus sosyoekonomik istikrara kavuşması için aktif maddi desteğini dile getirdi. Kürt kaynaklarına atıfta bulunan Türk kaynağı, Macron'un Suriye'deki terör örgütleriyle mücadelede Suriye Demokratik Güçleri'ni desteklediğini belirtiyor. Fransa Devlet Başkanı Suriye'de istikrarın sağlanmasını önemsedi. Fransa Avrupa İşleri Bakanı Nathalie Loiseau, CNews TV'ye verdiği röportajda, "Şimdi biz hala Suriye'de kalmaya devam ediyoruz," dedi. Fransa 2014'ten itibaren Irak'ta ve Suriye'de IŞİD hedeflerine hava saldırısı başlatan Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyonun bir üyesidir. Fransa ayrıca devlet başkanı Bashar Asad hükümetini devirmeye çalışan teröristlere de silah sağladı.
Rusya'nın Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Viktor Kupçiş'in basına yaptığı açıklamada Suriye'deki silahlı grupların ateşkes rejiminin yeni ihlalleri hakkında bilgiler verdi. Verilere göre son gün boyunca silahlı teröristler Halep'in Raşidin ilçesine, Cattin köyüne ve Laskiye şehrinin Kalat Mazra köyüne roket saldırısı başlattı. Daha önce Halep'teki Al-Halidya'daki Nil Sokağı'nda 6 sivilin ölümü ve 7 kişinin de yaralanmasına neden olan roket saldırısının haberlerinin verildiğini hatırlatalım. Beyrut'un ana sokaklarından birine ünlü Ermeni mimar Mardiros Altunyan'ın ismi verildi. Mardiros Altunyan diasporada vatandan uzak paha biçilmez ve eşsiz mimari anıtlar yaratmayı başardı. 1940 yılında Antilyas'taki Surp Grigorlu Savoruş Katedrali, 1946 yılında Kudüs'teki Surp Hripsime Şapeli, 1957 yılında Bağdat'taki Surp Grigorlu Savoruş Kilisesi ile diğer kiliseler, Lübnan'ın başkentindeki çok sayıda binalar ve evler Mimar Altunyan tarafından tasarlanıp inşa edildi. Sokağa emekler mimarının adının verilmesi fikri Beyrut Belediye Başkanı Bedros Topçan'a aittir. O uzun zamandır Mardiros Altunyan'ın 85 yıllık mirasını araştırıp unutulmaktan kurtarmaya çalışıyor. Sokağa Altunyan isminin verilmesi bunun çarpıcı bir kanıtıdır. 22 Nisan Uluslararası Dünya Günü olarak kutlanıyor. Bu bayram Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nun 2009 yılındaki 63. oturumunda onaylanmış olup 2010 yılından bu yana her yıl 22 Nisan'da kutlanmaktadır. Dünya Günü Kuzey Yarımküre'de ilkbaharda, Güney Yarımküre'de ise sonbaharda kutlanıyor. Bu küresel kampanyanın asıl amacı halkın ve şahıs olarak herkesin dikkatini dünyaya ve çevre sorunlarına çekmek. Bu etkinlik aynı zamanda dünya gezegenini korumak için insanlığın karşılaştığı karmaşık meseleler hakkında bilgi edinme şansı da veriyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı geleneksel folk topluluğundan Maral Şişu adlı eseri sunuyoruz. Hoşça kalın.